Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en hızlı dış politika süreçlerinden birini yaşıyor. Ve bu baş döndürücü trafiğin en kritik halkalarından biri, belki de en önemlisi, savunma sanayi üzerinden ortaya çıkan yeni dinamikler oluyor. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesi, Ankara açısından benzer bir tablo varken gerçekleşti. Hem Suriye, hem Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 ve yeni F-16 alım süreci, S-400'ün NATO içerisinde yarattığı etki, Yunanistan ve Fransa'nın askeri yakınlaşması gibi pek çok başlık masadaydı. Zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçtiğinde, hemen herkes Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüşmeye ve haliyle F-35 yeni nesil F-16 alımı konusuna dikkat kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda olumlu bir hava sezdiğini söyledikten sonra, başka bir soruya verdiği yanıtla pek de beklenmeyen bir sürecin başladığını da ilan etmiş oldu. Erdoğan çok net bir ifadeyle Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T hava savunma füze sistemi konusunda olumlu adımlar atacağını açıkladı. Bu kimsenin beklemediği bir açıklamaydı çünkü Türkiye hem S-400 süreci, hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne son dönemlerde ilettiği, pahalı da olsa Patriot alabiliriz, mesajıyla yönünü belli etmişti. Kaldı ki zaten hali hazırda yerli ve milli olarak sürdürülen füze savunma sistemi proveleri vardı. Haliyle SAMP/T konusunun bir randa gündeme düşmesi, füze savunmasında yeni adres Avrupa mı sorusunu beraberinde getirdi. SAMP/T, İtalya ile Fransa'nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra, Avrupa'nın füzesi, ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Aslında SAMP/T füze ailesi, 2008 yılında da Türkiye'de gündem olmuştu. Sadece İtalya ve Fransa'nın savunma envanterinde bulunan SAMP/T, bir lançerde 8 füze taşıma kapasitesine sahip. Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP/T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki balistik füzelere, 30 kilometre yükseklikteki hava soluyan uçak gibi hedeflere karşı angaven kabiliyetine erişebiliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.